Seyirciler, sırada ilk kez ehliyet alacakları ilgilendiren bir haber var. Çünkü sürücü adaylarını ilgilendiriyor özellikle bu gelişme. Eğitim standartlarının artırılması için sürücü kursları ve ehliyet sınavı ile ilgili yeni bir yönetmelik hazırlanıyor. Taslak aşamasında henüz, yönetmelik uygulamaya konulduğunda birçok şey değişecek ama neler değişecek? Şimdi bunun detaylarını alacağız. Deniz Bulut var, yanında da bir de konuğu var. Hemen sözü kendisine bırakalım. Deniz, kolay gelsin. Neler değişecek? Taslakta neler var? Sizden dinliyoruz. Sürücü adaylarını yakından ilgilendiren yönetmelik değişikliği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanıyor. Tabii çeşitli başlıklar var ve bu konunun detaylarını ise bizlere Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Murat Tekin aktaracak. Hemen mikrofonu kendisine uzatmak istiyorum. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi yeni bir yönetmelik hazırlanıyor. Arkamızda da sürücü adayları bir yandan ders alıyorlar, eğitim alıyorlar. Neler değişecek bu yeni yönetmelikle beraber? Yeni yönetmelikte standartlar artırılıyor, onu söyleyeyim, genel müdürlüğümüz tarafından. Bunlardan bir tanesi teorik sınavlarla ilgili. Sınava girerken kursiyerlerin yeni kimlik kartlarıyla girmeleri sağlanacak. Yani müracaat ederken artık yeni kimlik kartlarını çıkarması gerekiyor sürücülerimiz. Burada sınav güvenliği esas alınıyor. Kişinin kendisinin sınava girmesi, bununla ilgili olabilecek bir usulsüzlüğün önüne geçilmek isteniyor. Bir diğeri de direksiyon sınavında standartlar yükseltiliyor. Sınav süresi 40 dakikaya çıkarılıyor. Sınav alanlarının genişliği büyütülüyor. Yani akan trafikle bağlantılı sınav alanlarında bu sınavları yapacağız biz. Daha önce 30 dakikalık sınav, 5 dakikalık bir soru kısmı vardı. Buna ilave olarak 40 dakikaya çıkarılmış olacak. Sürücünün burada marifetini, kendi kabiliyetlerini gösterebileceği bir imkan daha sağlanmış oluyor. Bunun dışında bir park manevrası başlığı var. Bu sürücü adaylarını aslında sevindirecek bir haber diyebiliriz efendim. O konuyu da açalım mı? Tabii, yani burada bir standartlar arttırılırken iki araç arasında parkla ilgili de bir düzeltme yapılıyor. Burada ölümle sonuçlanma olasılığı çok zayıf olduğu için burada kursiyer eğer park yapamıyorsa bir manevra daha yapma hakkı kendisine getiriliyor. Bunun dışında da hunilerle belirlenmiş işte 8 metrelik bir alanın içerisinde kursiyerin U dönüşü manevrası yapması istenecek. Bir de ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sınav süreleriyle ilgili inisiyatif tanınacak. Yani bazı ilçelerimizde akşam sınavı da yapılabilecek. U dönüşü normalde yoktu. U dönüşü aslında akan trafikte var. Ama akan trafiğin dışında kapatılmış bir alanda 8 metre genişliğindeki bir yere araç girerek orada iki manevrayla bir U dönüşü, tam U dönüşü alması sağlanacak. Bu aslında trafiğin içerisinde sürücülerin göstermesi gereken, karşılaşacakları manevralardır. Genel müdürlüğümüz burada ne yapıyor? Ya ben bunu geçeyim de daha sonra bunları öğrenirim demek yerine sınava geldiğinde bunların hepsini eksiksiz bir şekilde yapabilen, mezun olduğunda da ehliyetiyle artık araç kullanabilen sürücülerin olmasını arzu ediyor. Bu anlamda bir standart arttırımı söz konusu. Kursiyerler için de belki biraz zorlanacaklar ama doğru bir şey bu. Ehliyet alırken bu eğitimleri eksiksiz alacak. İki araç arasında park edecek. 40 dakika boyunca trafikte aracı kullanacak. U dönüşünü hem trafiğin içerisinde hem de kapalı alanda iki manevrayla göstermesi sağlanacak. Bir de teorik sınava girerken daha güvenli bir sınav yapılacak. Kendi kimlik kartıyla kişinin kendisinin olduğu bir istismara, suistimale açık olmayacak şekilde bir sınav yapılması arzu ediliyor. Peki bu park manevrasında iki hak tanınması sizce sürücü adaylar açısından daha mı iyi oldu? Çünkü eğitimlerde özellikle parka daha yoğunluk veriliyor sanırım. Evet, sürücülerin daha çok zorlandığı yer park. Burada park zaten isteniyor, bir değişiklik yok. Yine yapması isteniyor ama sınav heyecanıdır. İlk hakkında bunu deneyemeyebilir. Biz de akan trafikte bunları yaşıyoruz. Bir kere de giremeyebiliyoruz. Burada genel müdürlüğümüz kursiyerler için bir tane hak daha tanıyor. Başaramazsa dışarı çıkıp tekrar paralel park yapmak için manevra yapma hakkı getirilecek kendisine. Yani 3 başlık var. U dönüşü ekleniyor. Park manevrasında 2 kez hak tanınacak. Ayrıyeten de 40 dakikaya çıkacak, evet, sınav süresi. Evet, sınav süreleri arttırılacak. Alan genişleyecek, sınavın yapılmış olduğu alan genişleyecek. Paralel parkta eğer yapamazsa kursiyere bir hak daha tanınacak. Trafiğin dışında bir kapalı alanda 8 metre genişliğinde bir alanda, motosikletlerde de 6-6,5 metre. Bunlardan da iki manevrayla U dönüşü yapma kabiliyetini göstermesi istenecek. Peki efendim, bu taslak nasıl hazırlandı? Son olarak bunu soralım size. Karayolları trafik eylem planında standartların arttırılması ile ilgili bir çalışma var. Genel müdürlüğümüz de bu çalışmayı devam ettiriyor. Sivil toplum örgütlerinin de görüşlerini alarak bir çalışma gerçekleştirdi ama son nihayet
nihai kararı Milli Eğitim Bakanlığımız verecek. Önerilerimiz doğrultusunda bunlardı. Genel Müdürlüğümüzün kendi çalışmaları vardı. Bu çalışmalar sonunda belli bir süre sonra da imzadan çıktıktan sonra da yayınlanacak. Çok teşekkür ederiz katkılarınız. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Evet efendim, Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Murat Tekin yayın konuğumuzu sürücü adaylarını yakından ilgilendiren yönetmelik değişikliğine ilişkin tüm detayları kendisi bizlere aktardı ve bu şu anda taslak aşamasındaki olan yönetmelik değişikliğinin daha doğrusu önümüzdeki aylarda ise uygulamaya konulması bekleniyor. Uygulamaya girdikten sonra ise az önce aktardığımız değişiklikler sürücü adayları için uygulanmaya başlanacak diyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.